bizim bir şirketimiz var. Zekat hesaplarken neye dikkat etmeliyiz diye sormuşlar. Şimdi şirket ortaklılık demektir. Ortaklılıkta ise bir yapı olarak da bir müessese oluşuyor. Genel olarak insanlar şöyle algılıyor. İşte bu şirketin malı, şirketin zekatı. Oysa şirket fertlerden oluşan bir kurumdur. Evet. Dolayısıyla kişi zekat hesap ederken o şirketi oluşturan fertler kendi zekatını hesap etmesi gerekir. Yani ortada bir mal varlığı var. Bu mal varlığı işte ticari bir mal mı? İlk önce onu tespit edilecek. Çünkü her mala zekat düşmez. Demirbaş diye tabir ettiğimiz veyahut da aynından istifade edeceğimiz işte binaydı, işte masaydı veya koltuk, kanepe gibi emsali şeylere zekat vermeyecektir. Ama al-sat yaptığı ticari mallara veyahut da ham madde olarak alıp da işleyip üzerine satacağı ham maddesine yani deposundaki mamullere bunlara hesap eder, alacakları hesap eder. Borçlar çıkartılır. Ondan sonra bu kaç kişiyle alakalı ortaklık? 2 ise bu 2'ye bölünür. 3 ise 3'e bölünür. Herkes kendisine düşecek olan miktar kendisinin diğer mal varlığıyla beraber nisaba taalluk ediyorsa zekatını verecektir. Evet. Nisaba taalluk etmiyorsa zekatını vermeyecektir. Yani şöyle misal verecek olursak nisap diyelim ki 10 lira. Misal olsun diye söylüyorum. Şirketi oluşturan ortaklar da 2 kişi. Ve bunların başka mal varlığı yok ve şirketinde 10 lirası var. 10 lira bir bütün olarak nisaba taalluk ediyor. Oysa 10 lira bir kişiye ait değil, ikiye ait olduğu için burada 5 lira var demektir. Bunlardan hiçbiri zekatını vermeyecektir. Yoksa yani 10 lira şirket zekatını versin şeklinde bir düşünce olmaz. Çünkü şirketin zimmeti yoktur. Şirket ibadetle mesul olan bir kurum değildir. Belki şirketi oluşturan fertlerdir bu mesuliyette. Dolayısıyla burada herkes kendisine düşen hisseyi aldıktan sonra, hesap ettikten sonra kendi mal varlığıyla beraber onları değerlendirir. Kendi şahsi belki borcu vardır, onları da çıkartır. Şahsi alacağı vardır, onları da ekler. Bu şekilde var olan yapıyı eğer nisaba taalluk ediyor ve üzerinden de senedi de gelmiş geçmişse de bu şekilde kişi zekatını hesap eder ve zekatını verir inşallah.